Çabuk çabuk çık çık. Hah. Koş koş koş. Git, onları öldür. Onları öldür yıkıcı. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Fallout 4'e baştan hoş geldiniz. Ah Osman, işte bu ya, işte karakter dediğin böyle olur abi. İşte protagonist dediğin böyle olur. Special'ımızdan geliştireceğimiz bir statımız daha vardı. Hatırlarsanız orada bir luck şeydi. Aynen, luck'a bir puan daha vereceğiz. Çünkü ara sıra kullanabiliriz, işimize yarayabilir. Bir olarak da bırakabilirdik. Ama bir olmasına gerek yok. Haritanın kuzeyine doğru bir yerde, Vault'un kuzeyinde bir noktada nokta kuantum var idi. Yanlış hatırlamıyorsam. Acaba Vault'un içinde miydi? Vault'un içinde de olabilir. Ay yazık. Bunlar burada bekleyen insanlar. Buna bayılıyorum ya. Bethesda'nın bu şekildeki hikaye anlatımına bayılıyorum. Anlatılan hikayelerin çoğu doğrudan anlatılmıyor. Ha, doğrudan anlatılan hikayeler çok. Wow. Engin açık topraklar olabildiğince uzanıyor. Göz alabildiğince uzanıyor. Lakin buraya gidemiyoruz. Çünkü haritanın sonundayız şu an. Yok. Acaba biraz daha gidebilir miyiz? Gidebiliyoruz. Oyun biraz sonra okey kardeş buradan daha uzağa gidemezsin diyecek. Onu bekliyorum. Okey, ben biraz daha dolanacağım buraları. Merak ediyorum çünkü. Çünkü hani şu tepelik kısımlar haritayı sınırlandırıyor gibi. Aha! O tarafa gidemezsin diyor. Haritanın sonu. Okey. Hep beraber görmüş olduk. Yatay bir oyun değil bu. Dikey bir şekilde tasarlanmış da bir oyun. Sadece sağa sola, öne arkaya falan şey yapmıyorsunuz. Üstünüzde ne var, altınızda ne var o kadar önemli oluyor ki. Ve çok fazla gördüğüm bir olay da değil ama çok hoşuma giden bir şey. Ne hakkında konuştuğumu çok net bir şekilde anlayacağınız örnekler de var. O oyunun atmosferine bayılıyorum ya. Çok güzel, çok çok yerinde, çok çok renkli. Ha, dürüst olmak gerekirse Fallout 3'ün o post apokaliptik dünyası daha şey, daha bir buraya bir nükleer bomba düşmüş gerçekten ve artık dünyanın sonunu oynuyorsun sen. Çok net bir şekilde belli oluyor. Bu arada azıp wow. I hear disgusting creatures. Var mı başka? Lanet böcek. Okey. Buralara bakmış mıydık biz ya? Pre-war money. Burada bir şey yok. Kullanılan para bunlar değil. Kullanılan para... köpek kapakları diyecektim. Ben öyle şey dedim bilmiyorum. Şişe kapakları. Hemen şimdi göreceksiniz. Gördüğünüz gibi. Aa, hiç yok. Sıfır. Şu an hiçbir paramız yok. Ama olacak. Okey. Artık bir paramız var. Güzel. İşte bu da o küçük kısa hikayelerden birisi. Hani köpek var, adam var. Adam ölü yerde. Adam var, yerde yatıyor. Hoş şu manzara bambaşka bir olay anlatırdı ama. Bambaşka bir hikaye anlatırdı ama adamın üzerinde giysi olsaydı ki az önce vardı. Şöyle bir sonuca varırdık. Adam ölü, köpek ölü. Köpeğin içine geçirilmiş bir bor var. Ne olmuş? Köpekle adam kapışmış ve adam köpeği öldürmüş tabii. Adamın kendisi de ölmüş. Çok basit bir hikaye, çok küçük bir hikaye. Çok fazla şey aydınlatmayacak bir örnek ama Bethesda bu şekilde hikaye anlatmaya bayılıyor. Bence insanlar o önyargıları kırıp bir şans verse çok sevecekler bu oyunu. Emin. Alüminyumu da alacağım. Böyle küçük küçük junk toplama şeylerimiz olacak ama bu kısımları sizler tabi burası değil de daha sonra çok görmeyeceksiniz. Çok şey yapmaya çalışmayacağım. Çakmakları alırım ama.
Magazin çok değiştirmeyeceğim. Large magazin yapmayacağım. Quick eject yapacağım. Çünkü ya şu görüntüyü sevmiyorum ben abi. Silahım güzel görünsün, anladın mı? Hatta dur, biz bu silaha isim verelim. Çirkin. Silahın ismi çirkin olacak. Yerleşimi daha sonra yapacağız bu arada. Bunun için bize spesifik görev verecekler. Hazır bir şeyler yapacakken yerleşim sırası da yaparız. Bu arada ben hala seviye atlamadım, değil mi? Yok, hala atlamadım ama atlamaya çok yakınım. Büyük bir ihtimalle 1-2 dakika içerisinde şey yaparım. Şurada. Böcekler var. Sen hafif güçlü bir böceksin. Nerede? Nerede? Hiç karışma. Hiç karışma, geri git. Başta tabancalar üzerine gideceğiz. Daha hafifler. Daha az yer kaplayacaklar. Şapka görürsem affetmem giyerim. Yani parça zırh değil şapkalar. Mağaranın içinde alacağımız bir iki bir şey var. Onları bir alalım. Ama mağaranın içinde tabii başka şeyler de var. Ehe. Yay, seviye atladık. Wow. Hey. What's up boys? Ölsene artık. Öl, hayır. Güzel, fırsat vermek. Yani su içecek olsam büyük bir ihtimalle buradan içmezdim. Şimdi buralarda bir yerde gözlük var. Burada bir şey yok. O var. Gözümün önünde duruyor. Nasıl yok? Sensör modül. Sensör modülde neler var? Ohohoho. Bunları alalım. O. Bunu da alalım. Güzel. Burada kısacası ödül video yukarıdaki Retrak istasyonuna. Diyorlar ki hocam sen çok temizsin. Temizliğini iyi yapıyorsun. Aferin sana, çevreyi kirletmiyorsun. Tabii şu görüntü olayları birazcık daha şey yapıyor az çok. Yes! Okay. Böyle bir yerde göstermek istemiyorum nasıl göründüğünü. Dışarı çıkıp öyle göstereceğim. Peki Osman nasıl birisi olacak? Arkadaşlar dediğim gibi Osman gayet zeki birisi, karizmatik birisi. Lakin Osman Bey, ne yapıyorsunuz siz öyle? Ama kendi gücünü ve nüfuzunu yaymak isteyen de birisi. Ama çok da kötü birisi değil yani, öyle şey yapmayacak. Para mara peşinde koşmuyor, şöyle koşmuyor. Para için onu yapacak, bunu yapacak birisi değil. Ne o? Hayır! Şu tarafta bir çatışma olacak. Oradaki çatışmaya çok dahil olmadan etrafta bir şeyler bulabilir miyim acaba? Her tarafta karga olmasına dikkat edin. Kargaları kuzgundur. Daha sonra önemli olacak bunlar. Gunslinger. %20 daha fazla zarar vereceğiz. Daha fazla hasar vereceğiz. En öncelikli şeyimiz bu. Aynen. Hiç şüphesiz Gunslinger'a ödedik mi? Gerçekten de bir şeyimiz... Ama expert falan açamam. Yapışkan alırım. Yapıştır. Ay. Raider. Molotov kokteyl. Leather chest. Ha işte böyle şeyleri almayacağız. Leather chest biz falan almayacağız bunu. Raider Leather'ı bunu sağ zaten giymeyeceğiz ama gözlüğü alırız. Ne var burada? Raider. Raider. Seni içinden vurayım bir diyeceğim. Vuramadım. Okey, özür dilerim. Lan hala vuramıyorum be. Aa sen, çok yazık. Bunda pek bir şey yok. Oo, gaz maskesi. Nice. Radyasyona karşı. Oo, shotgun. Shotgun alıyorum. Oho, seviye atladık. Abi iyi seviye atladık ha. Bu beni tam olarak nelerle sınırlandırıyor? Non otomatik pistol. Otomatik olmayan tabancalar benim işime daha çok geliyor. Ama şimdi ben bunu alacağım. Şunları da alacağım ama bunu kullanmayacağım. Teşekkürler. Scavenger outfit.
Hiçbir işe yaramıyor ama militia eti alırım. Çünkü. Böyle kalıyoruz kesinlikle. Oh, hayır. Lütfen o kıymetli cephaneyi harcama. Otomatik olmayan tabancalara öncelik veriyoruz. Lakin şu an oyunun başında olduğu için ve sadece %20'lik bir fark yarattığı için otomatik tabancaları kullanmamız daha makul olabilir. Osman yavaş yavaş istediğim kıvama gelmeye başladı oyun başı için. Okey. Çok seri bir şekilde şunları halledelim ki bize. Hayır. Okey, hayır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim ellerim yok. Wow. Raider'ın omzundan, böbreğinden parçalar toplayabiliyorum. Muazzam. Ne? Yukarıda mı? Değil. Tam burada. Evet, böyle küçük küçük şey var. Fallout 4 genel olarak Boston ve New England kültürü üzerine kurulmuş bir oyun. O yüzden böyle Amerikan bağımsızlık mücadelesi falan filan onlar hep önemli oluyor. Bunu şimdi alacağım ki daha sonra almayacağım. Oh. Nerede lan bunu? Aa, oğlum az önce sizinle az önce baktım lan buraya. Böyle bir şey yok, hiç olmadı. İşte şimdi bunu kullanabilirim. Aa, hayır. Hayır. Oo, kompol tüfeği var. Okey. Hey hey. Man, I don't know who you are, but your time is impeccable. Preston Garvey, Commonwealth Minuteman. Osman. Sturgis. We're talking a full suit of Cherry T-45 power armor. Military issue. I like it. Yeah, I thought you might. Protection with an added bonus. Get the suit. You can rip the minigun right off the vertibird. Do that, and those raiders get an express ticket to hell. You dig? What you'll need is an old pre-war FC. A standardized fusion core. Your high-grade, long-term nuclear battery used by the military and some companies way back when. And we know right where to find one. But we can't get to the damn thing. It's down in the basement. Actually, I already grabbed the fusion core. We're set. Well, all right. Maybe our luck's finally turning around. Once you jack the core into the power armor and grab that minigun, those raiders will know they picked the wrong fight. Good luck. Ve ilk şeyimiz, ilk bobblehead'imiz Perception Bobblehead. Nice. Perception'ımız special'ımızdan yani bir yükseldi şu an. Aaa! Buradan dışarıyı görebiliyorsun. Çok hoş bir ayrıntı, ben bunu fark etmemiştim daha önce. Aha! Hiçbir şey yok. Aşağıdası beyaz bir boşluk. Neyse, oraya yapmamışlar. Oraya gerek yok. Oyuncular zıplayıp aşağıya bakmaz. Hangi manyak zıplayıp aşağıya görmeye çalışır ki? Bu manyak. Bu manyak zıplayıp aşağıya görmeye çalışır. Ama ondan önce lütfen şu ses kaydını bir dinleyelim. Şimdi, bu bir güç zırhı, bu da bir vertibird. Bir helikopter diyelim ya. Hatırlarsanız, geçen bölümde, bölümün başında bizi Vault'a girmeden önce iki tane şey durdurmuştu böyle hani Vault tek görevlisini de hazır öldüreceklerdi. Power armor taşıyan herif. Burada da bir şey olmuş. Burada bir vertibird vardı. Burada da bir power armor var. Yani o iki heriften birisi bu. Şunun da bir şey yapalım bakalım adam ne diyor. Personal log. United States Army Staff Sergeant Michael Daly. This past Saturday, October 23rd. While en route to West Stockbridge, a vertebrate crashed into the roof.
roof of this museum. The cause? EMP following nuclear detonation. Several, in fact. From the intel I've gathered, this was a global event. Now, it's my turn to go AWOL, if that concept even applies anymore. My armor's fusion core is burned out, so I guess my soldering days are done. I'm heading to Boston, on foot, to see if my sister survived all this. She's got an apartment on Boylston Street. And God bless America. Or what's left of it. Zamanı gelince oraya da gideriz. Boylston sokağı. Hatırla onu Serdar. Okey, onu hatırlarız. Şimdi T-45. Çok zorlandığımız yerlerde. Sen misin bana bu derdi çektiren diyerek dalabiliriz. Hah, minigun'ımızı da aldık. Hop. Selam gençler. Ohoho. Ya bir gelmeseniz. Aha! Çabuk, çabuk, çık, çık. Ha! Koş, koş, koş. Git, onları öldür, onları öldür, kaçı. Öl, 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 öl. Oho! Hayır, 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 hayır. Onu yapmıyoruz. Hayır. Koş 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 koş, sen buraya nah girersin. Ha hayt. Oha. Hayır hayır hayır, kesinlikle giremiyorsun sen oradan. Selam hocam, nereye gittin? Şerefsiz seni. Oo, kaçıyor bak, nasıl kaçıyor. Şerefsiz lan. Okey, o kadar kaçacaksan sen bilirsin. Kesinlikle itirazım yok. Hop, bizi rahat bırakmışken bizi diğerlerini şey yapalım. Selam. Senin küçük kırık silahın benim zırhıma bir şey yapamaz. Okey. Şimdi küçük bir sorun. Orada bir deathclaw'ımız vardı bizim. Böyle bir şeyimiz vardı yani. Bu inkar edilemez bir gerçek. Orada bize saldıran bir yaratık vardı. Kana susamış şey bir yaratık vardı. Concord'u temizle diyor Raider'lardan. Oradan buradan. Tamam, onu yaparım. Çok hoş. Herkesi temizledik. Harika. Küçük bir sıkıntımız var. Çok da küçük olmayan bir sıkıntı. Orada duruyor. O tarafa geri dönmek istemiyor olabilirim şu an. Çünkü o tarafta kocaman bir yaratık var. Şimdi bu yaratık Deathclaw. Ölümcül pençe veya ölüm pençesi denilen bir yaratık ve Skyrim'deki ejderhalar neyse bu buradaki yaratıklar da o. Tabii ben pençe doğan falan değilim. Hocam selam. Buraya gelir misin bir? Selam. Sen bir buraya gelsene. Ölsene sen bir. Kaçarsam, 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 kaçtım. Ha ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Oh, sen ancak poz atarsın bana. Oh. Ha 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 ha. Ne oldu? Dur lan. Gel gel, buraya gelsene sen be. Gel gel gel. Aynen aynen. Yüzünü buradan göster. Sönü. Hey. Seni bu dandik silahla öldüreceğim. Hakikaten dandik silahla. Huhuhu. Okey. Bunu burada bırakabilirim bunu. Bundan bu fusion core'u çıkarıp burada bırakabilirim bunu. Çünkü bu çok kötü bir şey. Benim üzerimde bir şey yok değil mi? Right arm. Aa, benim üzerimde bunlar. Abi şunları koysana oraya. Ulan bunlar benim üzerimde kalıyor. Ha yok, ağırlığı sıfırmış zaten, güzel. Bu çok kötü bir güç zırhı. T-45, başka hiçbir özelliği yok bunun. Bu sadece bir güç zırhı, ancak bunu diyebiliyorsun. Halbuki o kadar
başka başka güç zırhları var ki dışarıda. Kısa mesafede hem de. Neyse içeri girelim bakalım. That was a pretty amazing display. I'm just glad you're on our side. You guys gonna be okay now? Yeah, for a while anyway. We can at least move some. Listen, when we first met. Abi lazer tutuyorsun. İyi misin? Hocam lazer tutuyorsun şu an. Elin iyi mi? What happens now? For the longest time, Mama Murphy's had a vision of a place called Sanctuary. Some old neighborhood, but one we can make new again. Why don't you come with us? I could really use your help. All right, Garvey. I'm in. Ve çok okey bu arada. Yukarıdaki Raider'ın haydutun böbreğinin yanında falan oturuyor. Çok okey. Altında Raider... Ha göz lan bu. Bak şu var ya, şu göz. Gözüm senin üstünde Preston. Abi oraya mı takıldın sen? Onu öylesine çıkardım. İçeri girmek istiyorsan gir, sıkıntı değil. Abi... Preston, Garvey. Garvey. Şimdi ilerleyebilirsin. Şimdi ilerleyebilirsin. Oh. Tamam, siz ilerleyin abi. Benim işim var ama ben yağmalayacağım buraya. Hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir şey yok. Çıkamıyorum sanırım. Ha, gerçekten çıkamıyorum. Aa. Okey. Bir yerden aşağı ineceğiz şimdi. Ha, okey. İnecek yerimiz var. Şuralara falan gidiyor. Şuraya gitmeyeceğiz ama ilerideki şeyin ne olduğunu merak etmedim değil. Şey çok güzel, böyle geliyorsunuz ve dışarı geliyorsunuz veya yani burada barbekü falan yapılıyormuş yani. Adamlar böyle bir ortamda ölmüşler. Sen kimsin? Aa, burada da Minutemen varmış. Ben bunu bilmiyordum ki. Ulan kaçıncıyı oynuyorum? 470 saatin üzerinde şeyim var. Hala yeni şeyler görüyorum ya. Minutemen bu taraftan gelmiş. Yani şu yolu izlemişler. Ama önce şuraya uğrayacağız. Sonra şurada bir yeri temizleyeceğiz. Ondan sonra buraya gireceğiz. Ve yolda başka şeyler de yaparız. Çok büyük bir ihtimalle. Ama ben bir şuraya gitmek istiyorum. Burası ne? Ne var burada? Gorski kadın. Ohoho! Feral ghoul'larımız. Oyundaki ilk feral ghoul'larımız. Basically zombi. Oho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 h
Uzak duruyorsun. Ölüm istek. Bunlar spesifik olarak zombi değil. Yani şey değil. Ölümden aslında dönmüyorlar. Sadece beyinleri ve biyolojileri, anatomileri doğru düzgün davranmamalarına yol açacak şekilde yıpranmış. Delirmişler yani zaman içinde. Artık doğru düzgün düşünemiyorlar. Okey, böyle bir yerimiz var. Oho! Bodrum katımız var. Ben buraya daha önce hiç gelmemiştim. Böyle bir yere gelmek istedim ve hala yeni şeyler keşfediyorum. İnanılmaz. Ama ben şimdi bir şey yapacağım çünkü, eğileceğim çünkü burada bu kadar ghoul varsa aşağıda bunların şeyi falan vardır. Parlayanı falan vardır böyle ışık saçarak. Parlayanı var mı? Burası nasıl bir yer? Yukarıdaki hidden işareti gördüğünüz gibi oynuyor. İçeride birileri de var. Workbench falan var. Silah yapımı için falan bir şeyler var. Sanki sığınak tepede gördüğümüz küçük kişisel nükleer savaş sığınağına benziyor hafiften. Aa evet. Öyle bir yer. Burayı açabiliyor muyum? Açabiliyorum. Oo, radyasyon geliyor içeriden. Okey. Sanırım bu noktada Watt dediğimiz sistemi kullanacağız biraz. Okey, çok iş yapmamız gerek kalmadı. Okey, burada çabuk olmamız lazım. Şimdi içeride neler var? Wasteland Survival Guide. Elmas şehir işaretlenmiş. Çok önemli değil. Alüminyum, tinken, onları almamıza gerek yok. Onu alırım. Turpentin alalım. Oo, nükleer mini nuke stabilizer fence. Adam mini nuke'ü şey yapmış. Adam kim bu? Nükleer fizikçi falan mı? Bayağı şeyle falan oynuyor çünkü. Nükleer bombalarla falan oynuyor. Bayağı elindeki bir mini nüktü. Yani kısaca diyor ki benim evimin önüne elektrik direği koydular bunlar. Yani o santral gibi şeyi falan koydular kocaman. Ben bunu istemiyorum diyor.
Ben evimin yanında böyle bir şey olmasını istemiyorum diyor. Oraya da yazmış. Ben özgür düşünebilen bir Amerikan vatandaşıyım falan filan demiş. Lakin ne Amerika kaldı, ne vatandaşlık kaldı, ne de özgürlük kaldı. Şu an aslında Osman bir vatandaş. Kimse yok evde sanırım. Yoksa sabah yeni mi oldu falan. Aynen, daha yeni kahvaltı yapmışlar. Selam. Bye. Here for work. We could use some help picking melons if you've got some spare time. I'll give you caps for any you can bring me. Tabii. Aha, of Osman ya. Yani biraz paradır. Biraz da buradan para alırız. Hafif hafif küçük küçük hareketlerle. Miss Abernathy. Here to collect the caps for the melons you gathered? Yeah, here you go. Great. Thanks for your help. Okay, biraz da oradan para aldım. Hey, selam. That's close enough, stranger. We're a peaceful farm. Hiç sıkıntı yok. Don't want any trouble. How about you? Ever think about working the land? I'm sure I'll give it a try someday. Well, good luck to you then. Word of advice though. If you do start up a farm, be ready to deal with the raiders. Last time those raiders hit us, my daughter Mary tried to stand up to him. Now she's buried out back of the house. Only 21 years old, and they shot her down without a thought. I don't have much to offer, but those raiders that killed Mary, they took her locket too. It's been in Connie's family for generations. If you could get it back, it'd mean a lot to us. They don't worry. I'll get that locket back for you. Good. Connie feels like it's a part of Mary. I don't think she'll rest easy again as long as it's gone. Ne oldu lan? Aa! Commonwealth Justice for you. Selam. Sen kimsin ve ne yapıyorsun? Ahem. Lost track of how many blisters I got. Sen rastgele oradan oraya falan gidiyorsun. Çok ilginç. Böyle rastgele insanları sokakta görebiliyorsunuz. Bunlar yani ordinary folk, anladın mı? Standart insanlar yani. Şey değiller böyle bir ultimate amaçları yok. Nihai bir şeyleri yok. Bu da çok ilginç. Burada birisi durmuş ve şurayı izliyor. Birileri buraya gelmiş, içkisini koymuş, sigarasını koymuş ve burada yatıyorlar. Ve şu mekanı izliyor bütün gün. Bu mekanda orayı izleyecek kadar ne önemli olabilir ki acaba? Oho, sanırım 2 level up'ımız var. Çok güzel var. Mesela Gunnut. Gunnut'ı ilk önce bir alalım bu. Aynen, bunun yine sonraki noktasına gidemiyoruz. Ama yine farklı bir şeye sanırım dönebiliriz. Lockpicker. Lockpicking genelde buna. Bir tane versek fena olmaz. Çünkü aşacağımız bazı durumlar olacak. Aa, hala peşimde. Hala peşimde. Ah! Ayıp. Çok ayıp. Okay. Tamam. Ah! Buradaki ghoul ölü. Buradaki olayı da az çok bilmiyorum anladınız mı ama şuradaki ghoul, Metal Feral Ghoul River yani üzerinde zırhı olan bir ghoul. Belli ki raider veya silahlı bir tarafa, gruba ait. Kendisini koruyabilecek bir ghoul ama buraya gelmiş. Buraya oturmuş. Ve şuradaki oyuncak ayıyla resmen evcilik oynamış. Ve Gary. Ghoul'un ismi veya şeyin ismi, ya şu adamın ismi ya da şu ayıcının ismi Gary. Ona buradaki işte kaşıkla bir şeyler yedirmeye çalışmış. Şurada baharat şeyi falan. Çok ilginç. Çok güzel. Böyle şeylere bayılıyorum. İçeridekiler değil. İçerideki ghoul'lar değil. Birisi var mı? Yok. Güzel. Aynen. Okey. Şu anahtar. Bunu alalım. Hayır. Bunu almaya gerek yok. Yok yok. Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Bilgisayara ulaşmaya çalışıyorum şu an arkadaşlar. Şu an karakter bilgisayara ulaşmaya çalışıyor. Teşekkürler. Hayır. Trailer key alırım. Rognacti Barbarian alırım. Hiçbir işime yaramayacak aslında ama koleksiyonunu yaparız. Oyunda topladığınız dergileri, bu şekilde topladığınız dergileri
raf yapıp rafların üzerinde biriktirebiliyorsunuz, koleksiyon yapabiliyorsunuz ki biz kesinlikle yapacağız. Feral River'lar var burada. Ben sanırım. Acaba burada mıydı? Oku. Aa evet, içeride cephane görebiliyorum. Ah, kuşan kayat. Okey, bu bizi daha zeki yapıyor. Şöyle yapalım. İnsanlarla konuşmayacağımız durumlarda böyle olalım. Aslında. Post apokaliptik bir Osman. Tam bir post apokaliptik bir Osman ve bu olay çok hoşuma gitti. Hayır. Hayır. Üzerime. Gelmiyorsunuz. Hayır. Lanet. Zekice sıkıyorlar bir de. Gideceğim noktalara sıkıyorlar. Bana sorun yaşatacak şey sen olmayacaksın. Okey. Bu cephaneyi de bu şekilde yakarak, harcayarak resmen. Böceklerle mücadele ettik. Ama okey. Bu tamam. Bu çok iyi bir şey. Bu normal bir şey. Bu silah kullanmaya çok devam etmeyeceğiz. İçeride birileri var mı? İçeride olanları öldürmüş olmam gerekiyor zaten. Evet, aynen öyle, öldürdüm. Bu ne? Wasteland Survival Guide. Aa, o iyi. Yakın saldırılardan %5 daha az hasar alacağım. Bunu alacağım, bunu insanlara vereceğiz. Şu şeyde bir şey alırım. Aa, kadın burada ölmüş. Dinleyelim bakalım ne diyor kaçak. October 22nd, 2077. I finally told them tonight, and it was bad. Real bad. Dad was shouting, telling me I should be ashamed, that I had to get out of the house. Mom just cried, and somehow that hurt worse than anything else. She didn't say a word, not even when I packed my things. I can't go to John. He doesn't even know yet. Maybe he'll never know. If it weren't for the cabin, I wouldn't have a place to sleep. Just need some time to think. Last time I was here, I was just a little girl playing clubhouse in this old cabin. Now I'm really scared. Will anything ever be right again? Nick? Orada değil mi? Çatışma sesleri duyuyorum. Hocam selam, sen bana ateş edecek misin? Silahımı kaldırıyorum bak. Ha. Peki sen beni görmesen? Ben seni öldürsem. Buzdolabı. Güzel. Bu arada ben buraya da hiç gelmemiştim. Okay. Wow. Ya, çok ilginç. Ya bu oyunda hiç görmediğim şeyler. Çok ilginç. Şuradaki şerefsiz. Ah. Hayır. Kanamiciler yakalanmak istemiyorum. Yukarı kaçtı. Çok güzel. Kafalarını karıştırdı. Hayır. Koş. Öl. Sen var olmaması gereken bir yaratıksın. Hayır. Okey. Ve bir jet. Silahı çıkar.
Okay. Army helmeti aldık. Army helmeti aldık. Steampack ve Radaway'i de aldık. Okay, güzel. Tecrübe oldu. Küçük macera oldu. Hiç değilse. Sanırım... Aynen. Gitmek istediğim yerlerin hepsine bir şekilde gitmiş oldum. Hani şurada küçük şeyleri saymıyorum da. Tutmak istediğim her şey burada. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Aslında... Intelligence'ın öyle durmasını tercih ederim. Selam. Çok yıkık bir şekilde geliyordu ya. Çok öyle görünüyordu, böyle başı yere bakıyor. En azından yağmur yağmıyor. En azından... Ama güzel oldu, bir günde yıkıyorsun. Pretty nice place she's found for us. I think we could settle down here. Make it a place to call home. What do you think? Yapın kardeşim, hak ediyorsunuz. Ben burada yaşamıştım. I've had word from a settlement asking for help. Ben yardım ederim. Nasıl bir yardım olacak? Vuracaksın herkese. Minimin could use more people like you. By the way, if you want to help out here at all, talk to Sturgis. I'm sure he'd be glad for all the help he can get. Güzel şeyler yaptık. Bayağı verimli bir bölümde. O yüzden hoşuma gitmedi değil bu bölüm. Bayağı ilginç şeyler gördüm. Normalde bölüm biraz orada hala lanet olası böcekleri görebiliyorum. Nefret ediyorum böceklerden. Yeni yeni maceralara çıkarız. Çünkü bize ihtiyaç varmış görünüşe bakılırsa biz de ihtiyacın olduğu yerde oluruz. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu bölümden keyif almışsınızdır. Bu bölümden keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazlası için kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta kalmanız dileğiyle. Çünkü bu bir hayatta kalma oyunu. Biz de hayatta kalma şeyi oynuyoruz şu an. Gerçek dünyada. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Hadi Osman'ın yakışıklı yüzünü göstereyim. Ha, dur. Hayır. Ha, ya da böyle göstereyim. Osman geçen bölümde farklı biriydi. Farklı biri değildi ama artık post apokalipsin gerçek yüzünü gördü. Ve şu an daha farklı biri. En azından dışarıdayken böyle gezecek, böyle şey yapacak. Neyse. Bye bye.